Yani vay efendim işte padişaha ikaz etmiş de padişahın rengi kül gibi solmuş işte falan filan. Evet, bazı padişahların ilme, ulemaya saygısı şüphesiz ki vardı. Fakat asıl gerçeğe görünüz. Ulema padişahın otoritesinin altındaydı. Buna rağmen padişaha kafa tutmuş ulema çok azdır. Şimdi bazıları diyecek ki işte Yeniçeri isyanlarında padişahın aleyhine hal fetvası veren ulemalar var. Onları ne yapacağız? Din adamları var. Yani ulema dediğim sadece din adamı değil. Bugünkü hal-ü akde yetkili, yani bırakmaya ve tutmaya ve salıvermeye, yani bir padişahı padişah olarak tayin etmeye veya halletmeye yetkili akademik kadroyu kastediyoruz. Yani bunun içinde kaz askerler de var, hakim kadılar da var, sahil yöneticiler de var. Hepsinin adı ulema. Bu zümre şöyle padişahın aleyhine fetva veriyordu. İş işten geçtikten sonra. Yani Yeniçeriler kazan kaldırmış, İstanbul esnafı ve ahalisi ittifak etmiş, ulemanın kapısına gelmişler. Ya fetva ya canlı. Ya orada onlara o fetvayı vermemek de bayağı yürek ister. Öyle bir şey de pek olmamıştır. Yani biz de ulul emre itaat fikri bizim Sünni devlet geleneğinin demokrasi